Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Güney. Bugünkü videomda sizlere bu şekilde kalanşaların saksı değişimini yapacağım ve bunu sizinle paylaşmak istedim. Ben bunları Mikros'tan aldım. Yeni alınan kalanşalara ne tür bakımlar uyguladığımı sizinle beraber yapmak istedim. Bakın, görmüş olduğunuz gibi çok kötü bir görüntüsü var arkadaşlar. Bakın. Umarım yansıtabiliyorumdur. Resmen felaket bir toprakta ekili arkadaşlar. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ama tamamen yosun yani. Siyah küf gibi. Bakın. Bakın. Berbat bir toprakta ekili. Biliyorsunuz bunlar üretim torfunda ekiliyor. Ve seralarda uzun süre kalmıyorlar. Belki görüyorsunuzdur. Yani kısa bir süre içinde satılmazsa orada nasıl öldüklerini görüyoruz. Saksı değişimi yapıldığı zaman da güzel bir şekilde yapılmıyor arkadaşlar. Yani bu şekilde toprak arındırılmıyor. Yani bakın açılmıyor resmen. Resmen açılmıyor arkadaşlar. Ama benim çok güzel kalonşalarım var. Gerçi birçoğunu kestim, budadım. Çünkü zirai donlarda çok zarar gördüler. Bu yıl bizim burada çok kötü zirai don oldu. İlk defa bu şekilde bir zirai don görüyorum. Bizim Hatay'da, Hatay biliyorsunuz ılım. Arkadaşlar ben özet olarak geçeyim. Hepinizden özür diliyorum. Saksı değişimini yapmış olmama rağmen çekim kendiliğinden durmuş, hafıza doluymuş ve fark etmedim. Artık saksı değişimlerini yaptıktan sonra da paylaşmak istedim. Sonuçta tekrar zarar vermek istemiyorum. Ben bu şekilde yapraklarını ayırdım. Büyük olan yaprakları. Bunları üretim için ayırdım arkadaşlar. Bunları farklı bir videoda köklenmiş hallerini ve nasıl köklendirdiğimi, nasıl bebek verdiklerini sizinle ayrıyeten paylaşmak istiyorum. Buraya gelelim. Burada yapmış olduğum işlem, ilk önce köklerini tamamen arındırdım, temizledim. Gerçekten balçık gibi yosunlaşmıştı üst tarafları. Felaket bir topraktalar. Mikros'a sırf bu kalonşadan almak için gitmiştim. Bu kalonşo renginden daha önce edinmemiştim ama farklı kalonşalarım bir sürü var. Ziraidon'da birçoğunu kaybetmiş olmama rağmen kalan köklerinden tekrar üretimi aldım. Onların durumları gayet iyi. Hatta kurtardıklarım şu anda çiçekteler. Onları ilerideki günlerde sizinle gelişmiş hallerini farklı videolarda paylaşacağım. Ve toprağına gelince aslında genelde kalonşalar toprak ayırt etmiyor arkadaşlar. Yeter ki toprağınız havadar bir toprak olsun. Mesela ben bunun içinde sadece perlit, yanmış hayvan gübresi, vermikülit ve bahçe toprağı kullanmışım. Yani bir avuçtan daha az bir şekilde kokopet karıştırmışım toprağıma ki sadece nemli olabilsin diye. Kalonşalar sukulent ailesinden olmalarına rağmen aşırı derecede aslında susuzluğa tahammülleri yoktur. Çabuk büzülüp dökülürler. Eğer bakımını güzel yaparsanız 6 ay 7 ay çiçekli kalabiliyorlar. Konumlandırdığınız yere bağlı. Şekillerinin güzel olmasını istiyorsanız, çiçekli olmasını istiyorsanız güneş almaları çok önemlidir. Güneş almazlarsa çok cılız şekilde boya uzayacaktır ve size güzel çiçekler vermeyecektir. Bendeki kalonşaları sizinle söylemiş olduğum gibi ilerleyen videolarda paylaşacağım. Unlu bite aşırı derecede yatkınlar. Unlu bit ve mantar ilacı, bit ilacını kesinlikle düzenli olarak yapmanız gerekiyor. Ben genelde ilkbahar ve sonbaharda genel ilaçlama yapıyorum. Köklerine, toprağına, her yerine. Ama ayda, iki ayda bir gene ilaçlamasını yapıyorum. Aşırı yapmıyorum ama en az iki ayda bir ilaçlaması yapılması gerekiyor. Biliyorsunuz sukulent büyütüyoruz ve sukulentlerimize her an bulaşabilir. Temizliği biraz zordur. Bazen manuel temizliğe de gerek duyuyoruz. Pamukla ya da kürdanla bir sürü temizlik yapıyoruz. Hatta köklerini de yıkarıyoruz ve toprağını da değiştirmemiz çok önemli. Unlu bitler toprakta yumurtalarını bırakıyor ve havalar ısındığı zaman tekrar coşuyorlar. Yani yukarıdan temizlik yapmış olmanıza rağmen suladığınızda ve havaların ısınmasıyla topraktan gene bitkinize gelebilir.
O yüzden unlu biti tedavisini yaparken muhakkak her yerini ilaçlayın, köklerini yıkayın, ilaçlayın, toprağını tamamen değiştirin. Ve eğer toprağını bir daha kullanacaksanız da toprağını fırınlamanız ya da yakıcı güneşte birkaç gün bırakmanızı önereceğim. Ben genelde fırınlamayı tercih ediyorum eğer unlu bit varsa toprağımda. Toprağımı genelde atmıyorum. Bunları size farklı bir videoda paylaşacağım. Sonuçlu bir video olmasını istiyorum aslında. Ama henüz nasıl paylaşacağıma karar veremedim. Kalanşolar çelikten de çok basit bir şekilde üretilebilir. Çiçeğinin burasını keserek herhangi bir yerinden kesip biraz perlitli ve normal bahçe toprağına dikseniz de azıcık da vermikülit koyun. Göreceksiniz çok kısa sürede köklenecektir. Ben bunların budamasını, saksı değişimini genelde sonbaharda yapıyorum ki bu mevsimde çiçekli olmasını istiyorum. İlkbaharda yaptığımız zaman çiçekleri biraz daha geç açacaktır. Toparlanması uzun zaman alacaktır. Ama sonbaharda budamasını yaptığınız zaman bugünlerde hepsi çiçekli oluyor. Hatta ölmüş olan kalanşolarımı size çekmiştim serada. Hepsi bu şekilde tomurcukluydu ve onların bakımını sonbaharda yapmıştım. Hatta Güney Mumoğlu kanalımda paylaşmıştım. Oradan isterseniz izleyebilirsiniz. Kalanşolarla alakalı bugünlük anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olur, bildirim zilini açarsanız tüm videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Ve videomu beğendiyseniz lütfen beğeni yapmayı, fikirlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.